Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Sermet Demir. Bugün sizlerle yeni bir sayısal yöntemler konusu olan basit gaz eleme konusunu işleyeceğiz. Hatırlarsanız önceki problemlerde ve uygulamalarda paraşütçü problemiyle başlamış çeşitli yöntemleri ikiye bölme olsun, paraşütçü problemin analitik çözümü olsun, Müller yöntemi olsun, sekant yöntemi olsun, Newton-Raphson gibi çeşitli yöntemleri göstermiştik. Bugün ise şimdi sizlerle basit Gauss eleme ile başlayacağız. Bir sonraki videoda da Gauss-Seidel'ı göstereceğim. Şimdi çok fazla üzerinde detaya durmadan, zaten normal matematikte de kullandığımız bir yöntem olduğu için burada nasıl uygulayacağımızı biraz göstereceğim teorisinden ziyade. Şimdi biliyorsunuz ki eğer elinizde iki bilinmeyen, iki denklem varsa mesela 2x-3y eşittir 10 ve x artı y eşittir 2. Şimdi ne yaparsanız bunu normalde burayı 3 ile genişletirseniz ve bunları toplarsanız burası ne olacak? Y'ler birbirini götürecek. 6, 16, x buradan 5x, 16 bölü 5 çıkacak gibi. Şimdi burada direkt olarak 3'ü e 3 ya da daha büyük olduğunda bunu uygulayamıyoruz. Bunun yerine bir metodoloji takip ediyoruz. Nedir bu metodoloji? Öncelikle biz buna bir tane çapraz çizgi çiziyoruz. Diagonal şu şekilde böyle bir çizgi çiziyoruz. Bu 3'e 3 üç olduğu için birin birinden, 2'nin ikisinden ve üçün üçünden geçen bir çizgi çiziyoruz. Ve bu çizginin altında kalan gene dik açılı üçgenin olduğu noktadaki bütün katsayıları sayıları sıfır yapmak istiyoruz. Bunu yaptıktan sonra ne oluyor? Bunu yaptığımız zaman geriye sarma yöntemi ya da geriye doğru hesaplama dediğimiz yöntemle de şimdi burası sıfır. Burası sıfır olduğu için buradaki eleman kat sayısını karşı tarafa bölü olarak attığınız zaman diğer tarafa artık kat sayısı neyse o zaman direkt olarak x3'ü buradan hesaplanıyorsunuz. Son işlemde x3 hesaplandı. Gene burası sıfır olduğundan dolayı x3'ü de bir öncekinden hesapladığınızdan x3'ün sayısal değerini bulup karşıya atıp buradan da x2'yi hesaplayabilirsiniz x2 de hesaplandıktan sonra zaten burada bir tek x1 bilinmeyen kalıyor ve buradan da x1 buluyorsunuz. Geriye doğru yöntemle de bunu ne yapıyorsunuz? Bütün bilinmeyenleri hesaplayabiliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan şu bölgeyi dik üçgen dediğimiz kısmı sıfır yapmak. Onun için de şöyle bir metodoloji izliyoruz. Şimdi her şeyi bir silelim. Şimdi ben şu 0.1'i 0 sıfır yapmak istiyorum. Onun için ne yapmam lazım? Şu denklemleri birinci, ikinci ve üçüncü denklem dersem şu şekilde birinci, ikinci, üçüncü. Rengimi de kırmızıya çevireyim. Şeyle karışmasın. Tamam. Birinci denklemi kullanarak ikinci denklemi sıfırlayacağım. Sadece x1'in katsayısını nasıl yapacağım? Bir kere birinci denklemi önce birinci sayının katsayısına böleceğim. Böylelikle x1'in katsayısı burada eğer 1 bölü 3 ile çarparsam bunu 1 bölü 3 olacak. Tabii ki diğer bütün elemanlarda bunu da bunu da çarpmam lazım ama onların katsayılarıyla şu an ilgilenmiyor. Şimdi ben bunu bir elde ettiğime göre burası da 0,1 olduğuna göre bunu bir de 0,1 ile çarparsam yani aslında şöyle oluyor. İkinci satırın birinci elemanıyla birinci satırın birinci elemanına böler bunları birinci denklemle çarparsam buradan çıkacak sonuçta özellikle sadece burayla ilgilendiğim için söylüyorum ki 0,1 x1 çıkacak. Gerisi şu an için bizim önemli değil. Gerisinde çarpacağız, böleceğiz, bir şeyler yapacağız. Şimdi bu yeni çıkan denklemin, buna da a diyelim. Yeni çıkan denklemi a'yı 0.x1 diye başlayıp bilinmeyen x2, gene hesaplanması gereken x3 rakamlarıyla devam eden bu yeni denklemi 2'den çıkartırsanız bunun bir özelliği var. Nedir? Bunun özelliği bu şuradan mavi alalım. Şuradaki 0, x1 ile eksi olduğu için burada da 0, 1, x1 vardı. Bu a'nın içindeki 0, 1, x1 birbirini götürecek ve burası 0 olacak. İkinci denklem için de aynısını yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi her şeyi gene temizleyelim. Kalemimi bu sefer gene kırmızı alayım. Ne yapmıştık? Birinci denklemi öncelikle bir birinci terimin kas sayısına bölmüştük ki kas sayısı 1 olsun. Bu sefer 0, 1 değil de bir, üçüncü satırın birinci elemanı olan 0.3 ile çarpacağız. Şimdi bunu yaptığımızda da yeni çıkan denklemimize B diyelim. Bu şekilde de gene üçüncüden B'yi çıkartırsak bu seferde ne gelecek? Burası sıfır oluyor. Şimdi burası sıfırlandı. Burası da sıfırlandı. Kabul edelim. Bu işlemleri yaptık diyelim. Şimdi bu çizgiyi böyle çizersem benim bir de şurayı altını çizdiğim kısmı sıfırlamam lazım. Bunun için de yapacağım şey. Bu sefer birinci denklemi kullanmayacağım. Bir üsttekini kullanacağım. Biraz gene ortalığı temizleyelim. Kalemimizle şöyle yapacağız. Şimdi burası sıfır. Bu da sıfır. Şimdi bunu ikinci satırdaki denklemi gene kendisine bölüp alttakinin kas sayısıyla çarparsam ki o da nedir? 0.2. Ne olacak? Bunun da katsayısı 0.2 olacak. Tabi eksi 0.2 onu unutmayalım. Eksi 0.2 olacak. Ve buna da C diyelim. Bu yeni C denklemini 3'ten çıkartırsam da bu sefer de burayı. Farkındaysanız sıfırlamak istediğim ya da birinci kolondaki sıfırlama işlemi için birinci satır denklemi, ikinci kolondaki sıfırlama işlemleri için de ikinci satırdakini kullanıyoruz. Şimdi bunu elle yapabilirsiniz. Sınavlarda bu şekilde sorulabilir. Eyvallah. Peki bu zamanlarda zaten ortaya çıkmasının, bu videoyu paylaşmamın nedeni de bu. Daha çok online sınavlarla karşılaşıyoruz. Peki bunu Excel'de nasıl yapabiliriz? Gelin ona bakalım. Buradan çıkıyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şunu ben buradayken daha kopyalayayım. ihtiyaç duyacağım biliyorum. Excel ortamına geldim. Biraz da büyüttüm. 150. Güzel. Şimdi arkadaşlar bizim denklemimizi buraya alalım. Çok büyük. Bunu biraz küçültelim. Şimdi ben bunu bu şekilde kullanamam. Bunu Excel'in anlayacağı bir şekle sokmam lazım. Onun için de şöyle yapıyorum. Bunların sadece x1, x2, x3 önemli değil benim için. Değişkenler önemli değil. Sadece kat sayılarını alıyorum. Şimdi buraya 3 diyorum. Buraya eksi 0.1 diyorum. Buraya eksi 0.2 diyorum. Buraya da 7.99 diyorum. Burası 0.1 Burası 7 Burası eksi 0.3 Burası da Eksi 19.99. Peki güzel. 0.3 eksi 0.2 10 ve 71.99 olarak denklem bize verilmiş. Güzel. Bunları toparlıyorum. Şimdi ne yapacağım? Hatırlarsanız şu üçü, şu üç tane işaretlediğim elemanın sıfır olması lazım. Şimdi ikinci satırdaki daha doğrusu birinci kolonda ikinci satırdaki bir şeyi sıfırlamak istediğim zaman Birinci satırı kullanacağımdan ya da şöyle düşünün, en başta bahsettiğim geriye sarma, geriye doğru yerine koyma yönteminde birinci satırda hiçbir şeyi dokunmuyorduk. Onun için ben bu birinci satırdaki her şeyi aynen alıyorum ve bunun için de çok basit bir formül kullanıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bunların hepsini şöyle ortalarsak rahat ederiz. Şimdi işlem burada. Ben bunu sıfırlamak istiyorum. Nasıl yapacaktık hatırlarsanız? ikinci satırdaki denklemden birinci satırı sa çeşitli sayılarla çarptığım rakamlardan çıkaracağım. O zaman şöyle yapıyorum. Eşittir. Öncelikle ikinci denklem bu. Eksi. Ne yapacağım? Birinci denklem. Ama birinci denklemi de bir katsayıyla çarpmam lazım. Onu parantez için alayım. Katsayı neydi hatırlarsanız? İkinci denklemin birinci teriminin katsayısı bölü birinci denklemin birinci teriminin katsayısı. O zaman ne olacak? Şu bölü bu. Sonra bunu bir de ne yapacağım? Çarpacağım. Parantez dışına bir çıkayım. Çıkamadım. Orada hata oldu. Şöyle tekrar geliyorum. Buraya çarpı diyorum. Şurada da hata oluştu. Hemen burayı toparlayalım. Burası H5 olmayacak. G5 olacak. Şöyle temizliyorum burayı. Şunu seçiyorum. Sonra bunu da çarpıyorum. Neyle? Birinci elemanıyla burada. Şimdi bunu yaptıktan sonra eğer Enter'a bastığımda göreceğim ki burası zaten sıfır oldu. Bu da benim yaptığım işlemin doğru olduğunu gösteriyor. Şimdi aynısını diğer elemanlar için de yapmam lazım. Direkt böyle çekersem olur mu? Hayır olmaz. Neden? Çünkü benim oranım değişmiyor. Benim en başta belirlediğim şu oranı parantez içindeki oranına hepsini çarpmam lazım. O zaman ne yapmam lazım? Bakın zaten hepsi sıfır çıkıyor o zaman mantıksız oluyor bu oranları şu parantez içindekileri f üzerine gelip f4 ile basarak ne yapmam lazım? Sabitlemem lazım. Oran değişmez. Ama ne olacak? İkinci satırın ikinci elemanından birinci satırın birinci elemanı çıkacak. Ama çarpan gene ne olacak? İkinci satırın birinci elemanı böyle birinci satırın birinci eleman. Çarpan değişmeyecek. O yüzden de böyle yaptık. Diğer rakamlarımızı hesapladık. Şimdi aynı işlemi, aynı prosedürü burada da yapacağız. Öncelikle eşittir diyeceğim. Belki bu sefer biraz daha geniş yapayım şurayı. Demin formül tam gözükmedi. Eşittir yapayım. Ne yapacağım? Önce 3'ten 1'in bir çarpanla çarpılmış halini çıkartacağım. Onun için önce 3. Eksi. Gene parantez açıyorum arkadaşlar. Bu sefer çarpanım ne? Üçüncünün birinci elemanı bölü birincinin birinci elemanı. Yani bu bölü şu eleman. Kapatıyorum. Bu benim çarpanım. Çarpı birinci denklemi kullandığım için birinci denklem. Enter diyorum. Sıfırı gördüm. Çok güzel. Bir önceki gibi unutmadan buradaki elemanları da sabitliyorum. Enter diyorum. Ve sağa doğru çektiğimde de diğer hesaplamalarını yap. Çok güzel. Burayı sıfırladık. Şimdi bir tane elemanımız kaldı. O da şurayı da sıfırlayacağız. Bir öncekinde hatırlarsanız birinci satırda hiçbir değişiklik olmamıştı. Burada da hem birde hem de ikide değişiklik olmayacak. Onun için şöyle yapabilirim. Eşittir diyorum. Bunu seçiyorum. G10. Enter'a basıyorum. Şunu bir alta çekiyorum. Zaten burayı alıyor. Sonra bunların hepsini sağa çektiğimde de ne oluyor? Burayı alıyor. Şuraya bir satır daha ekleyelim. Üstteki aynı aralıkta olsun. Güzel. Şimdi burada ama değişiklik olacak. Ne yapacağız? Burası zaten sıfır. Bunu bir daha belirtmeme gerek yok. Ş şurada benim bir işlemim var. Nedir? Şunu sıfırlamam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Aynı prosedürle ama bir üstteki denklemi kullanarak. Onun için eşittir diyorum. Öncelikle nedir? Bu. Eksi çarpanımız ne? Çarpanımız kendisi bölü bir üstündekinin katsayısı Çarpı bir üstündeki diyorum. Enter basıyorum. Sıfır çıktı güzel. Gene unutmadan çarpını sabitliyorum. Bu değişmeyecek diyorum. Ve bunu sağa doğru çekerek bu şekilde işlemimi yapıyorum. Aslında bakarsanız şurada benim işlemim bitti. Şöyle yapalım. Şimdi geriye sarma dediğimiz işlemi yapacağız. Nedir? Buradan e, öncelikle x3'ü hesaplayacağız. x3 diyeyim. Eşittir. Nedir? Burası çok kolay. Çünkü sadece en sağda bir rakam var. Ve x3'ün katsayısı var. Onun için bu eşittir. Bu sayı bölü katsayı sayı diyeceğiz. X3'ü 7.055 olarak bulacağız. Peki X2'yi hesaplamak için ne yapacağız? Bu sefer X3'ü bu denklemin içerisinde kullanarak hesaplayacağız. Farkındaysanız burası 7x2 eksi 0.29 x3 eşittir eksi 20 diye bir şey. Onun için şuradaki sayıyı x3 ile çarpıp karşı tarafa atacağım. O yüzden şöyle yapalım. Önce bu diyorum. Eşittir. Bu sayı eksi Karşı tarafa attığım için eksi oldu. Bu çarpı x3 bunların hepsini topluyorum. Parantez içerisinde. Sonra bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bölü x2'nin kat sayısı. Enter'a basıyorum. Buradan da x2'yi buluyorum. Aynı mantıkla da x1'i hesaplayacağım. Eşittir diyeceğim. Öncelikle bu. Sonra eksi x3'ün katsayısı çarpı x3 gene eksi x2'nin katsayısı çarpı x2 hepsini parantez içerisine al. Sonra bölü x1'in kat sayısı. Enter. Bu rakamları bulduk. Acaba doğru mu? Çok kolay bir şekilde test edebiliriz. Nasıl? Buraya eşittir diyorum. Diyorum ki bu çarpı bulduğum değer sonra katsayısı e, eksi yok katsayı ile işim yok artı diyorum çünkü zaten eksi bu çarpı x2 artı bu çarpı x3 bana şuradaki 7.99'u vermesi lazım. Gördüğünüz gibi 7.99'u burada bulduk arkadaşlar. Gene diğerlerini hesaplamak için ya da test etmek için de şöyle yapabilirsiniz. Aşağı doğru çekebilirsiniz. Ama bunların değişmemesi lazım. O yüzden ne yapacağız? Burası M kolonu olduğu için şuradaki M'leri hepsini gene sabitliyorum. Enter diyorum ve bunları aşağı doğru çektiğimde, ups bu bir tane fazla oldu. Gördüğünüz gibi bu da burası için hesapladı. Bu da burası için hesapladı. Güzel oldu. Şimdi diyeceksiniz belki 3'ü 3'lük bir denklem için bu kadar hesap yapmaya gerek var mıydı? Yok muydu? Tabii ki bu online ya da soft olarak bir şey yapmanın güzelliği şu ki arkadaşlar en başta fazla vakit harcıyorsunuz ama mesela burayı bir sonrakinde 20 yapsanız her şey otomatik olarak değişecek. Size direkt sonucu verecek. Bunun en güzel yanı bu. Peki arkadaşlar basit Gauss eleme gösterimi bu şekildeydi. Konuyla alakalı yorumlarınızı ya da sorularınızı aşağıya bekliyorum. Abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.